Şu anda Tahtalı Barajı %50 doruluk oranında ve bu yaklaşık 162 milyon metreküp, 163 milyon metreküp suya tekamül ediyor. Ve bu durumda hiç yağmur yağmasa bile kentimize 450 gün yetecek kadar Tahtalı Barajı'ndan sağlanan suda rezervimiz bulunuyor. Bir önceki sene Tahtalı Barajı'nın doluluk oranına göre %14'lük bir fazlalığımız var. Bu artışın sevindirici olduğunu söyleyebilir miyiz geçen yıla oranla? Elbette ki yani şu uzun senelere baktığımızda herhangi bir şekilde endişelenecek bir durum yok. Normal seviyelerinde gidiyoruz. Tahtalı Barajı'nda zaten 3-4 sefer böyle sıkıntılı periyot yaşadık. Ama bu önümüzdeki 1-1,5 sene için bir sıkıntı göstermiyor. Kaldı ki yağış hasatı daha başlamadı. Yani Ekim ayından itibaren biz hasatı tutuyoruz. İlk bir yağışlar geldi. Onlar sadece toprağın doygunluğu içindi. Ama bundan sonra gelen yağışlarda doluluk oranımız yükselecektir. Elbette ki yani bütün bilimsel araştırmalarda da su kaynaklarının, özellikle tatlı su kaynaklarının dünyada rezervinin kısıtlı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle hem doğaya hem gelecek kuşaklara sağlıklı bir yapı bırakmak adına suyumuzu tasarruflu kullanmalıyız. Su gerçekten en önemli değer kaynağımız, yani toprak, hava ve su insan için vazgeçilmez. Suyumuzu kesinlikle idareli kullanmak gerekiyor. Vatandaşlarımız da sanırım bunun bilincindeler. Peki başkanım, geçen yıla oranla kıyasladığımızda bu artışın sizce sebebi ne olabilir? Neden kaynaklanıyor? Şimdi şöyle, geçen seneye, bir önceki seneki, evvel 2018'deki yağış miktarı ile 2019'daki yağış miktarlarında farklılıklar vardı. Şunu söyleyeyim ben size. Özellikle 2018-2019 yağış hasatında örneğin Tahtalı Barajı'na 215 milyon metreküp su gelmişti. Evvelki sene 2019-2020'de ise sıkıntılı bir periyot yaşadık. O da 40 milyon metreküp, çok az. Biz senede yaklaşık 90 milyon metreküp Tahtalı Barajı'ndan İzmir'e su veriyoruz ortalama. Ama bir önceki sene, yani geçtiğimiz sene 138 milyon metreküp su geldi. Dolayısıyla bizim verdiğimiz sudan daha fazla bir suyun gelmesi söz konusu. Bununla beraber tabii kentte idaremizin yürüttüğü su kaçaklarını önleme ile ilgili çalışmalarında yararını görüyoruz. Peki Tahtalı değil, diğer barajlar da var kentin önemli su ihtiyacını karşılayan. Onlarla ilgili neler söylemek istiyorsunuz? Balçova Barajımız var. Balçova Barajımız bizim o yağış hasatında aldığımız suyu o sene bitirdiğimiz bir baraj. Çünkü küçük bir baraj. Yani Tahtalı Barajı 306 milyon metreküp. Balçova 8 milyon metreküp. Balçova'da 120 günlük suyumuz var. Ki bu da yine bir önceki seneye göre %10'luk falan, %15'lik bir artış söz konusu. Bir diğer önemli barajımız İzmir için Çeşme'deki Kutlu Aktaş Barajı. O barajımızda da yaklaşık 420 günlük suyumuz var. Bu da çok önemli bir veri bizim için. O yüzden hani su tasarrufunu hiçbir zaman göz ardı etmemek kaydıyla vatandaşlarımızın kuvvetli bir kaygıya, kaygı duymalarını gerektirecek bir durum yok.